Sporya.net'ten herkese merhaba. Ben Efe Kaboğlu. İlk programımızın gerçekleştiği bu kayıtta sizlere Sporya.net nedir, neden kuruldu, kurucusu kimdir, hedef kitle gibi aklınızda oluşan soru işaretlerini giderdikten sonra kaldığımız yerden birlikte devam edelim. Sporya.net nedir? Araçlarımızın daha sportif bir görünüme kavuşması için ve konfordan minimum ödün vererek yol tutuş performansını maksimum seviyelere çıkaran spor yay çeşitleri, spor süspansiyon ve coilover sistemleri gibi 3 ana gruptan oluşan bu ürünlerin hangi şartlarda hangi araca en sağlıklı şekilde uyum sağlayacağını, ürünlerin uygulaması, montajı ve garanti şartları, kullanım esnasında oluşan avantajlar ve dezavantajlar gibi kavramları temel alan geniş bir platform olarak karşımıza çıkmakta. Sporyay.net neden kuruldu? Belirtmiş olduğumuz spor yay çeşitleri, spor süspansiyon ve coilover sistemlerini birçok satıcı farklı markalarla faili meçhul garanti şartları altında tüm Türkiye pazarında satış yapmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte sıcak satışın e-ticaret etkisiyle azalıp internet ortamına taşınmasıyla ürün görselleri, içeriği ve kalitesi birçok müşteri tarafından tartışılır hale geldi. Bu sebeple otomobil ve modifiye seven müşterilerimizin güvenli alışveriş yapabileceği yerler, bu ürünleri talep etmeden önce karşılaştığı soru işaretleri, talep edilirken oluşan tedirginlik ve güvensizlik, talep elde ettikten sonra yaşanan hayal kırıklığı gibi hassas noktalarda yaşanan bu sorunları tamamen ortadan kaldırmak için kurulmuştur. En çok merak edilen sorumuz ise Sporyay.net kim tarafından kuruldu? Bundan bahsedelim. Sporyay, spor süspansiyon ve coilover ürünlerini tuning sektöründeki 16 yıllık tecrübesiyle sorunsuz bir şekilde Türkiye pazarına tanıtan, satışını sağlayan altyapı sağlayıcısı Xtreme Tuning'dir. Bu bilgileri de pusula edinerek siz değerli izleyicilerimizi aydınlatması için Temmuz 2016'da Sporyay.net'i hayata geçirmiştir. Bu ön bilgilerin ardından gelecek programımızda hangi konulardan bahsedeceğim, biraz da onlardan bahsedeyim. Sporyay nedir, ne işe yarar, avantajları, dezavantajları, ne yarar sağlar, nereden temin etmemiz gerekiyor gibi konuları birlikte ele alacağız. Bizi takip etmeye devam edelim.